Selamlar hepinize 13.21 yama notları incelemesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Yine bomboş bir yamayla yeniden sizlerle birlikteyim. Yani bunu söylemek istemiyordum ama ben gerçekten Riot'ta iki tane farklı dengeleme ekibinin olduğunu düşünmeye başladım. Bir tanesi işleri düzeltmeye çalışırken diğeri de mümkün olduğu kadar bozmaya çalışıyor ve onların yaptığın tersi işler yapıyormuş geliyor bana. Hakikaten şaşkınlık içerisindeyim yani. Geçen yama adamlar 13.20'de yani oyunun hızını yavaşlatmak için, ormancıların hızını yavaşlatmak için, maçtaki genel kar topunu yavaşlatmak için hamleler yaptılar. Bu yamada da oyun yavaşladı diye iş yapmaya başlayan çarların ölçülüyorlar. Ve oyunu hızlandıracak şarları bastırıyorlar. Özellikle duruyorum bu cümleyi bir sindirin diye yani. İnanılmaz bir trollük yine zirvede yani hiç boş geçmiyorlar trollüyor. Bir yama düzgün bir yama troll devam ediyoruz. Neyse merkez baskın dönüyormuş hiçbir önemi yok. Bir dengeye bir alakası yok yani. Buradaki değişikliklerin hepsi de merkez baskınıyla alakalı. Şampiyon değişikliklerine gelelim. Orenir sol oyunun yavaşlamasına, yavaşlamasından çok memnundu. Bir peç azıcık iyi oldu. Hemen nerflediler şampiyon. E, Q'sunu nerflediler. E, seviye başına aldığı büyü hasarına ayar çektiler diyelim daha. E, 15 ila 55 arasında bir de seviyenize bağlı olarak 30 ila 80 arası bir e, bonus hasarınız vardı sizin yani şampiyonunuzun seviyesine bağlı e, olarak. Onu hem beni nerf dediler. E, o kısmını. Sabit bir hasara getirdiler. 45-105 yaptılar ki genel toplamda bu nerf. Yani level 1'deki hali eşit sonrası tamamen nerf haline gelmiş oluyor doğal olarak. Ve yetenekli oranında %5 düşürdüler. E, anlık büyü hasarında. Yeteneğin yine anlık büyü hasarında. O da biriktirdiğiniz yıldız tozlarıyla e, oranlı bir şekilde ilerliyordu ona da bir ayarlama çektiler. yanılmıyorsam onu arttırmış olmaları lazım. Evet onu da anlık bir yaslandı. çok azıcık arttırmışlar. 40 ile 80 arasında 60 100 arasına çekmişler ama yeteneği güçlü yapan şey anlık bir hasar zaten tutup üfürmeye devam edebiliyor olmanız. Bilmiyorum niye böyle bir nerf geldi yani. Azıcık iyi performans gösterdi Aurelion Sol Solok'ta hemen nerf. Velvet. Geçen hemen örflenmişti biliyorsunuz. Oyunun temposunu çok hızlandırabildiği için. Özellikle diğer duellocu ormancılar da nerflüyken iyi hızlandırıyordu oyunun temposunu. Nerflenmişti. E, hemen bufflayalım dediler. E, çünkü şampiyonun win rate'i düştü. %50'ye düştü. Aman Allah'ım. Hemen hemen terk etmeliyiz. <laughs> E'sinin bekleme süresi 24 saniye 24 18 arasından 20 ile 16 saniye arasına çekildi. Çok hayatında değişeceğini düşünmüyorum. Belki de aynı yaptığı şeyleri yapmaya devam edecek. Brand. Bayağı bir buff var. E, Brent'le alakalı. Ya geneli aslında biraz hani ormancı yapmak için yapılmış gibi ama laning için de bunların güçlü bufflar olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Saldırı hızı seviye 1'deki saldırı hızı arttı. Saldırı hızı büyüme oranı arttı. Bunların ikisi de orman için önemli bufflar. Fakat bunun yanı sıra taban zırhı 5 arttı. E, tab zırh büyüme oranı 0.5 düştü. Bu uzunca bir süre buff onun için. Bir brand gibi bir şampiyon için hani ormana da gitseniz, laning'de de oynasanız erken seviyelerde yüksek sır önemli bir buff. Bu lane'likte de çok işinize yarar. Tabancanın 20 düştü. Can büyüme oranı 3 arttı. E, bunlar genel olarak aslında Brand'i biraz daha dayanıklı yapacak. Ve ormana karşı da şeyler. canavarlara yönelik hasar çarpanı arttı pasifinin. %120'den %220'ye çıktı. Tabi tikleme şeyi. E, yani alevi yeteneği vurdunuz. Yakıyorsunuz. Onu. O tikleme hala maksimum 80 vuruyor bir canavara. Bunu ekleyelim. ekleyelim. Yangın. E'si. E, büyü hasarı. E, düştü 5 düştü her seviyede e, bunu da biraz hani zaten pasife verdi hasarı alan etkili kamplarda çok kontrolden çıkması ne yapmış olabilirler belki de laning için bir olduğunu düşünüyorum e, bu arada şurada bir açıklama gördüm yeniden hatırlatalım brand orman için seçiyorsanız lütfen birinin seviyede Q yeteneği geliştirin en yüksek taban hasar ve en düşük bekleme süresi bu yetenekte birinci seviyede Q son seviyeye geliştirmesiniz bile, ol bile olur birinci seviyede Q unutmayın şimdi oyunu hiç oynamayan birinin yazdığına kadar belli değil mi Belki tavuklardan başlıyorum ben. Kim o sivri zeka? Başlasana tavuklardan Q be. Sanki her oyun aynı. Bak ne kadar oyuncuyla kop... Ya boşa bak ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah gerçekten. Başka bir şey demiyorum ya. Düm, dümdüz boş. Briar. Saldırı büyüme oranı azaldı. Hedef kanarken katledildiğinde pasifin sağladığı iyileştirme azaldı. W'nin hasar azaldı. Yani Briar'ın nöşleme sebeplerini anlayabiliyorum. Çünkü Briar oyuncusunun becerilerinden bağımsız bir şekilde biraz kontrolsüz güçlenen bir istatistik çubuğu. Yani statistik dediğimiz şampiyonlar vardı. da sizden daha çok istatistik varsa sizi yener, daha az varsa yener. Fakat Briar'ın şöyle bir durumu vardı. diğer statistik şampiyonların çoğu Juggernaut. Ve doğal olarak dayanıklı şampiyon. Briar onlar kadar dayanıklı bir şampiyon değil. Bir Darius kadar, bir Mordekaiser kadar dayanıklı değil. Öte yandan Briar kendi kontrolünüzün dışına çıktığı zaman ya yani kendinize börzor kattığınız zaman güçlü olan bir şampiyon olduğu için rakip tarafından kontrol altında tutulması çok daha kolay bir şampiyon. Juggernaut'lara kıyasla. Ki Juggernaut'ların da ana problemi CC'lenmektir. Onun da yani bir da ana problemi CC'lenmek. Ben o yüzden biraz abartı kaçtığını düşünüyorum ve bir yarın ya bu değişikliklerle beraber baya baya gücünün şey olacağını düşünüyorum. Yani güçsüz hale geleceğini düşünüyorum. Belki de tarihin tozlu sayfalarına ilk çıktığı dönemdeki naferi gibi Şimdi kimse adını bile anmıyor Belki o şekilde gider. Daldırır bizim büyüme oranı 0.3 düştü yüzde. E, pasifi kanamanın kalan kanamanı %100'ü yerine %125'e kadar iyileştiriyor. E, W'sunun e, onun da e, ilave vurduğu yani W'nun iki kısmı var. Bir atlıyorsunuz bir de ısırıyorsunuz. E, o ısırmanın Saldır, ilave yüz ilave saldırı gücü başı oranına Refine Xtrigan'a göre vurduğu şey azaldı. Bu arada nerfler çok büyük nerfler değil. Fakat statistik şampiyonlar için skilllerinin ya yani mesela şöyle düşünün. Başka bir statistik şampiyon örneği vereyim. Gare. Garen şu anda işte Worlds'te bile Adam sayesinde görme fırsatımız oldu. Siz de solo Q'da görüyorsunuzdur oyunda. Yani basit gibi mesela E'sinin saldırı hızından aldığı oranı azıcık düşürelim ve E'si totalde bir tane az vurmaya başlasın. Bir dönme az yaptığını düşün. Şampiyon bir anda oynanamaz hale gelebilir. Statistik şampiyonların da böyle bir dezavantajı vardır. E, o yüzden yani, gereksiz ve sert yani, sert olması da gereksiz bir nerf olduğunu düşünüyorum. Caitlyn tam kafadan hasarını kritik vuruş ihtimalle bağlı güçlenme oranı arttı. E, bu biliyorsunuz son dönemlerde yoğumu bufflandıktan sonra. Bakın yine yoğumuyla alakalı bu arada olaylar. Hiç Caitlyn'in alakası yokken. Bir lethality Caitlyn türemişti. İşte adam kapana basınca vuralım tek atalım gibisinden. Ee, Ultisinde bekleme süresi arttı, hasarı azaldı, kritik vuruş ihtimalini saldırı saldı, sağladı ilave hasar arttı. Şimdi abi senin buffladığın bozuk item yüzünden bir şampiyon bir eşya dizilimiyle güçlü oluyorsa o şampiyonu nerflemezsin. Eşyayı nerf'lersin. Bu buna sebep olan şampiyonun varlığı, şampiyonun kendi yetenek seti değil. Ama Riot'ın böyle bir huyu var. Eşya bir şeyi güçlendiriyor. Şampiyon aynı zamanda TFT'de de yapıyorlar bunu. Bunu da söyleyeyim yani. Bu sadece League of özel bir şey değil. eminim bunu Lord'a falan da yapıyorlar. Valorant'ta da yapıyorlardır. Eminim yani. Çünkü kafa böyle. Gerçi Valorant daha farklı yönetiliyor League of Legends tarafından falan ama. Kafa böyle çalışıyor çünkü. Neyse dediler ki Caitlyn'e. Ya anlayacağınız şunları özet geçiyorum. Çok detayına girmem. Özetle Caitlyn'e Lethality oynamak yok. İlla crit oynayacaksınız diyorlar arkadaşlar. Çünkü biz öyle istiyoruz. Biz crit oynamanıza karar verdik. Çünkü biz karar vereceğiz burada. Siz bunun etrafından dolaşamazsınız. Siz düşük seviyeli canlılar sizi yolar. Doktor Mundo, E'nin ilave saldırı. Şimdi bak şu iki şampiyon altı alta, iyi ki alt alta, alta gelmiş. Bak şimdi geleceğim buraya. E'nin ilave saldırı gücü azaldı. Niye? Çünkü Mundo ormandaki e, ormanda, özellikle ormandaki e, tank hangi e, istatistiklerinden ormandaki petinizin daha güçlü olmasından dolayı biraz ormanda oynanabilir hale gelmişti. Hemen hayvan gibi ölçülemişler. Öyle böyle değil bu arada. E'sinden gelen pasif ilave saldırı gücü %2 ile 4 azami can yerine %2 ile 3 arasında düşmüş. Zaten yani, %33 nör. Deli gibi nör. Eksik cana bağlı olan ıı, olarak verilen ilave saldırı %60 artmak yerine %40'a kadar artabiliyor artık maksimum. Yani çok ciddi anlamda nörf olduğunu söyleyebilirim bunların. Için. Yani bir yama gününüzü görüyor şampiyon. Azı şampiyonlar var. Gerçekten hani üvey evlat bile değil. Sanki Blizzard yapmış onları. Sanki Mundo Riot Games'in şampiyonu değil de Blizzard üretmiş onu. Hecarim Riot Games'in şampiyonu. Mundo Blizzard'ın şampiyonu. Rakip firma. Biz buna o yüzden nerfleyelim. Hemen nerf. Hecarim'e de ooo 2 oynamıyor. oynanmıyor. Hecarim nasıl baflamamalıyız? Her gün görmemiz lazım. Arkadaşlar çok samimiyetle soruyorum. Bunu ben de yorumlarda paylaşın. Maçında kendi takımında karşı takımda fark etmez. Maçın içerisinde Hecarim görmekten keyif alan bir tane insan evladı var mı? Çok merak ediyorum. Bakın kendim dahil. Ben bu kanalda yakarım bir de yaptım üstelik. Ama hep söylüyorum bu şampiyon bir dengeleme kabusu olarak kalacak. Bu yetenek seti dengeleme kabusu abi. Sürekli basılabilen bir yeteneği olması ve şampiyonun hayatta kalabilme becerilerinin olması bozukluk sağlar. Bu şampiyon teorik olarak bir juggernaut. Yani teorik olarak dememin sebebi şu. Yaptığı yani yeteneklerin çalışma mekanizması bir juggernaut. Bir geçer. Dibine girdiğiniz zaman başınız belaya giriyor. Bak Darius'un da dibine girin başınız belaya girer. Ama adamı kayıtlayabiliyorsun. Ekademi kayıtlayamıyorsun. Sorun zaten oradan kaynaklanıyor. Verelim Mordekaiser'e da ulti. Ekademin ultisi gibi uçsun orada dövsün milleti. Verelim Darius'a da öyle bir uçma. Dövsün milleti. Olmuyor işte. Neyse. Taban saldırı gücü büyüme oranı 3.7'ye çıkmış. Bu Hekarem'in güçlenmesi açısından önemli bir buff bu arada. Ama daha önemli olan W'nun açık kalma süresi. Yani W'ya bastığınızda 4 saniye yerine 5 saniye üzerinizde kalacak güç buff. Çünkü bunu söylemiştim daha önceden de. Hatırlayanlar var. Bunu değiştirdiler mi ya en son? Ee, bir dakika. Dur merak ettim. Buna bir limit getirdiler mi? En son sanki böyle bir şey gelmişti. hatırlarsanız eskiden bahsetmiştim ben bundan. W'dan e, canavarlara karşı aldığınız canın e, bir limiti var. Ama şampiyonlara karşı yok diye. Evet aynen öyle. Hala yok. Değiştirmemişler. Yani 4 saniyeden 5'e çıkması şu an mesela 2'de 4 saniye gözüküyor çünkü patch daha 2'ye gelmedi. Şampiyonlara karşı aldığınız iyileştirmenin limiti yok. O yüzden her türlü inanılmaz bir defansif mekanik, oyundaki en iyi defansif e, yeteneklerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Şampiyonlara karşı limiti olmadığı için de 4'ten 5'e çıkması çok büyük. Bu Faker'ime acayip buff atılmış. Mundo'ya nerflenenden daha yani Mundo'nun aldığı nerf kadar büyük buff almış öyle diyeyim size. Jinx pasif düzenlendi. Bak bu anlayabileceğimiz nerflerden bir tanesi. E, çünkü ya farklı bir mantıkla bir e, buff getirdiler. Dediler ki geçen yama gelmişti hatırlıyorsunuz. Jinx heyecanla yükü aldığı zaman %25 e, şey kazanacak. A, ata, saldırı kazanacak. Ve bu yüklenecek dendi. Fakat e, limit koymayı unutmuşlar. Böyle şeyler oluyordu çünkü. Ya adamla baron oluyor. İşte adam kesiyor. Binayı yıkıyor falan. Yani Şöyle oluyor olaylar baron alıyorsunuz barondan sonra kill alıyorsunuz iki tane kuleye gidiyorsunuz kuleden bir yük oradan yine tör falan filan derken kontrolsüz bir şekilde altı atak speed'e falan ulaşıyor şu an bir saniyede altı atak yapacak hale falan geliyor e, onun önüne geçmek için sadece şampiyonlardan birikebilir hale getirmişler hala ejder canavar vesaire şey veriyor size resetleyebiliyor ama yük miktarınızı arttıramıyor bu da biraz kontrol altında sebep olacak ama hala iyi olacağını söyleyebilirim size Jinx. özellikle team fight'larda hala iyi olacaktır. Sante hep yeni çar yaptı. Tabii ki oynanır hale getirmemiz lazım. Pasif. Hodri meydan ilave hasar. %35'den %45 ile 75 arasına çekilmiş. 6, 11 ve 16. seviyelerde artıyor bu. Ee... Anlamadım bunu. Entofu darbelerine neden canlı alakalı bir şey var onu anlamadım. Bunu anlamadım arkadaşlar. Yetenek ipucu. Bekleme süresi ve kullanım süresi azaltmaları için gereken direnç ve cam miktarlarını artık her zaman gösteriyor. Kodur meydan. Ben anlamadım. Bunun kullanım süresi için cana mı ihtiyacımız var? Ben hiçbir şey anlamadım bundan. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Bir şeyler kaymış gibi duruyor bu arada. Vallahi bir şeyler kaymış gibi duruyor. Yol açan Huzur bozan atılmalar W yol açanları. Burada bir hayat kalitesi artırmaları var. Azami yoğunlaşma süresi birden bir buçuğa çıkmış. Bunu biraz ayarlamışlardı. Geçen yamalarda. Böyle saldırı sıfırlamaları. Bak şundan mesela bahsetmiştim. E, bu 0.1 saniyenin oyun oynanışını çok bozacağından bahsetmiştim kısantelerle alakalı. Bire çıkarmış ama buradaki değişikliği gerçekten anlamadım. Bak, anlayan varsa yazsın yorumları. Ben anlamadım yani onu. Leblanc. W'nun hasarı arttı. E'nin bağ tamamlanma hasarı arttı. E, bunlar da mesela hiç yani neyse. İlla oynatacaklar. İlla mesela blank oynatılmak istenen şampiyonlardan biri. W vur kaçın yetenek gücü oranı %65'den %75'e çıktı. Tabi burada bu, bu buffların bir kısmının gelecek sezonu yani 13-23'ten ve sonrasından on, sezon 14'e etkilerini de unutmamak lazım. E, sezon 14'te mitik eşyalar kalkacağı için bazı şampiyonlara zaten buff gelmesi gerekecek hasarları düşük kalacak diğerlerine kıyasla. Mitik eşyaların yani mesela LeBlanc'ın AP diziliminde çok fazla büyü nüfuzu var şu anda. Mitik buff mesela Luden'in mitik buff'ı gittiği zaman büyü nüfuzunuz doğal olarak azalacak geleceksin. O yüzden bir ayar çekiliyor diyelim şimdiden. Hadi iyi niyetli yaklaşalım. Hayal Ezincir'in yine de %70'den %80'e çıkarmışlar. Master Yi. bir haftadır 10 gündür solo Q'da hiç görmüyordum. Hemen geri görmeye başlarız herhalde. E'nin bekleme süresi azaldı. 18 saniyeden 14 saniyeye indi. Güzel buff ama çok büyük bir buff değil. Çok güzel buff. Morgana W'nun hasarı arttı. Canavarlara yönelik hasarı arttı. hem W'nun her şeye vurduğu hasarı arttırdılar. 12 ile 52 12 ile 56 hasar verdiler. Bu tabii laningde oynarsanız da geçerli ama canavarlara yönelik hasar çarpında %170'e çıkarlar. Ben yani %180 veya %185'e çıkarıldığında gerçekten düzgün bir ormancı olacağını söylemiştim ama daha oraya gelmedik henüz. Ramos o da bir yama gün yüzü gördü ama bu falan bak bu şampiyonlar böyledir. Bir ama oynanır, aa Rammus güçlüyormuş dersiniz. Öbür yama bir daha oynamaz hale getirirler. Genelde böyle şeyler yaparlar. Seviyorlar bu şampiyonların E, ee, Q'su güç topunun Tabana sarını azalttılar. 100 ile 200 arasında 80 ile 200 arasında çektiler. Genelde bu arada çoğu zaman yani Q'yu ikinci fulllemek genelde daha iyi senaryo. Bazen tabi üçüncü fullediği senaryolar da var ama fulllemek çok mantıklı gelmiyor bana çoğu durumda. E, bazı oyuncular burada iki ufulluyorlar. Onu da görmüştüm. Bu iki ufulleyenleri çok etkilemez. Ama tabii ki iki ufullediğiniz zaman belli oranda jungle temizleme hızınız düşüyor. Doğal olarak. E, W'nun da Thor topunda e, ilave zırhı 35'ten 30'a düştü. Yüzde 40 ila 80 arasında ekstra zırh alıyordunuz toplam zırhınız. O da 35 ila 75 arasında çekildi. Çok büyük nerfler değil ama Ramus için çok büyük nerfler bunlar. Çünkü Ramus zaten ucu ucuna oyuna tutunabilen bir şampiyon. azlık e, azıcık nerflerinizde direkt düşüyor oralarda. Serafin. Bayağı bir değişiklik var e, Serafin'de. Ben açıkçası bunu niye yaptıklarını anlamadım. Şimdi şurada bir açıklama var. İlk başta bir orta koridor şampiyonu. Bak bunu söylemiştim bu arada. Ben yıllardır söylüyorum. Şampiyon orta koridor şampiyonuydu diye. Neyse. ilk başta bir orta koridor şampiyonu olarak tasarlanmasına rağmen oyuncular ezici bir üstünlükle Serafin'e harika bir performans sergilemesine dahi destek rolünde oynamak istediklerini şampiyon seçim ekranında bize gösterdi. Hayır. Aksine iyi bir kere de oynamak istediler. Neyse. Neyse yani şampiyonu son anın çakması yaparsanız destek oynamak ister. Çünkü sonra destek. Neyse. Meşhur yıldızımızın hiç de meşhur falan değil. Bomboş uçar. Yıldızımızın alt koridorda yetenek gücü taşıyıcısı olarak performansın tam olarak istediğimiz nokta olduğundan kendisini güçlendiremeyiz. Bak AD Carry'de oynayan da bahsediyor. Dolayısıyla bu da müzisyenimizin yetenek gücü taşıyıcısı destek ve orta koridor rollerindeki gücünü eşit bir seviyeye çekmeyi amaçlıyoruz. Hangi metaymış gibi şampiyon. Böylece kendisi hem oynandığı tüm rollerde kulaklarımızın pasını silecek. Wow. Hem de gücünü farklı şekillerde yansıtabilecek. Tabi her zamanki gibi bu değişikliklerde aşırıya kaçtığımızı düşünürsek sonraki yamada geri adım atabiliriz demiş. Neyse. Şimdi bayağı bir mana yenilenmesi var. Ben açıkçası tuhaf gelenler bunlar oldu. Yani insanlar destekte destek de oynamak istiyor demişsiniz. Okey. Destek de oynanması demek. Çarın daha çok skill atmaya ihtiyaç duyması demek. Ama skill atmasına engelleyen şeyler var burada. Mesela taban mana yenilenmesi artmış ama mana yenilenmesi büyüme oranı çok düşmüş. Yani bunu şey olarak düşünmüş olabilirler. Ya zaten destekler az seviye alacak. E, o yüzden mana yenilenmesinin büyüme oranını azaltalım demiş olabilirler. Ama Seraphim şey bir destek değil ki abi. Alister Alistar gibi, Leona gibi, Nautilus gibi ortakta gezen bir destek değil ki. Lane'de durmak isteyen bir destek. Yani level almak isteyen bir destek. Ve açıkçası mana yenilenmesi büyüme oranının çok düştüğünü düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani e, laning phase bitmeden nerf oluyor sizin için. Level 1, 2, 3, 4'te falan şey olacak. Yani düşünelim hesaplayalım zaten. Orada kaç var? 3,5 var var. 0.6, 5, 6, 6. 6. seviyeden yani 7. seviyeden 6 level aldıktan sonra 7. seviyeden sonra nerf. Seraphim için laning phase abi hala burası. Hala laning phase yani. Ki taban manası da düşmüş. 440'dan 360'a düşmüş. Bu da en az bir yetenek daha az kullanacağınız anlamına geliyor. Mana büyüme oranını 10 arttırmışlar. Bu da ilerleyen seviyelerde. Yani Recen'i biraz kısalım, taban manayı arttıralım falan gibi ee, bir şeyler yapmak istemişler. Buff af karşıladım açıkçası. Neyse. Taban zırhı 760 e atmış. Bu iyi bir buff. E, ee, için belli bir buff olabilir ama can büyüme oranı da 4tan 90 olmuş. 104 de iyiymiş bu arada. Dikkatimi çekmemişti bugüne kadar. Saldırı büyüme oranı %1'den %2'ye çıkmış. Bomboş bir buff. Hiçbir amacı yok bunun. Neyse. Q'sunu bekleme süresi 10 ila 5 saniye arasından 9 ila 5 saniye arasına gelmiş. E, yetenek gücü oranı sabitlemişler. %45 ile 65 arasından %50'ye sabitlemişler. Taban hasarını da ayarlamışlar. 55-115 arasında 55-155 arasında çek. Bu arada ya istatistiksel olarak bot, bot lane'de oynanan kaynakları alan ama full AP kasmayan serafin için buff gibi duruyor şu ana kadar. Yani bilemem neyse. W e, mana bedeli 50-90 arasında 80-100 arasında çekilmiş. Bu mesela çok büyük bir nerf bu yetenek için. Yani biraz daha basmaktan imtina edin demişler. Bekleme süresini de düşürmüşler üstelik. 28 ile 20 saniye 28 ile 16 arasında gelmiş. Kalkan miktarı 50-130'dan 50-150'ye çıkmış. İyileştirdiği eksik can miktarını da düşürmüşler. %5 ile %7'den %3 ile ye %5'e çekmişler. Yetenek gücü oranını da komple kaldırmışlar. Yani İstatistik olarak direkt support oynayın diyorlar ama şampiyonun yetenek seti yani bir support oynamak için yani şimdi şöyle düşünelim. Enchanter. Neyi enchantlıyorsa hiçbir şey enchantlamıyor da enchanter. Yani shield hatta sadece kalkan atıyor. Yani kimse bir enchantladığı yok da. Kalkan atan bir şampiyon. Bir tane kalkan mekaniği var. Çok uzun bir bekleme süresi var. Şimdi benzerleriyle kıyaslamaya çalışıyoruz. Lulu'yla karşı kıyaslayalım. Lulu'nun çok daha iyi var. Defans... Renata ile kıyaslayalım. Renata'nın da çok daha iyi defansı var. Hız veriyor, kalkan veriyor. Şimdi elindeki tek şey ENSCC'si. terafinin. Siz yanındaki nişancıyı korumak için elindeki tek şey CC'si. Şampiyon tasarımı zaten support için uygun değil ki. Bilmiyorum. Bana çok zorlama ve gereksiz hareketler gibi geldi. Açıkça söyleyeyim. E sert ritim 60 ila 100 mana bedeli 60 ila 100 arasından 60 ila 80 arasında çekildi. E, taban hasarı da E'nin 60-140 arasına 60-200 arasına çekildi. Yani tamam olur. Yani yetenek gücü olanları düştü. Yetenek gücünden scale'e düştü. Taban halleri biraz baflandı. Mana konusunu da daha iyi idare etmeniz gerekiyor kendinizi diye düşünebilirsiniz. Amkenç. Pasifin iyi bir ilave büyü hasarı azaldı. Ne azaldı değil bu. Taban hali azaldı. E, i̇lave cana göre olan miktar mı arttı? Evet. Aynen öyle. Şimdi 8 ile 60 arasında 6 ile 48 arasında çekildi. Ama ilave canından %3 yerine %5 oranında kazanıyor artık. istatistiğine Yani da kaç oluyor? Kaç canda? %3. Yani 100 canda 3 yerine 5'lik bir buff alacaksın. 100 canda tabanı tamamlıyorsun. Yani bir tane eşya bile almadan tab şeyi tamamlıyorsun minimum seviyeyi. Buff. Net buff. Huge buff. Ha, öyle böyle buff değil bak. Oğlum azaldı diyorsunuz. Ben mi yanlış okuyorum ya? İlave bir yasal. %3 ilave candan, %5 ilave cana çıkmış işte. Bana ne abi? Yani şurada 12 fark var. 400 can da buff mı? Farkındasınız değil mi? 400 candan bahsediyoruz. 400 can bir itemden çok kolaylıkla daha fazlasını bile alabiliyorsun. Daha fazlasını bile alabiliyorsun. 400 candan sonra buff. Şampiyonun özellikle tekli koridorda oynamak isteyen herkes zaten can kasar şampiyonu. Support haline bile buff. Neyse. Toplayın tam kendine dikkat tehlikeli olabilir bu arada. Tam to, to, Kent ne zaman toplayında oynanabilir oldu? Hep çok güçlü oldu bu arada. Onu da hatırlatayım size. Yani hep çok güçlü oldu. Hep de nerf sonrasında. Toplayından dolayı. W'sun şampiyonları isabet halinde iade edilen bekleme süresi %40'dan %50'ye çekilmiş. 40 ila 50 arasında çekilmiş. E, bu da yine tek bir koridor tam genç için biraz artı. Ama destek tam kenç de biraz hayatını kolaylaştırır. Tabii destek tam çok fazla bunu kullanmıyor. O zaten oynanmıyordu çok. Toplayın tam kendi için iyi. Varus W'nin hasarı arttı. 7-27 arasında 7-31 arasında çekilmiş. Ee, minik bir buff. Ee, E'sinin yavaşlatma miktarı da %25-45 arasında %30-50 arasında çekilmiş. Bu arada bu e, Varus'un bir hibrit dizilimi vardı. O hala oynanabilir durumda. Onu söyleyeyim size Shore, i̇şte Nashor, Winsoul falan. Onun için e, daha büyük bir buff. Ama e, direkt meta yapar mı şu anda Varus'u? Emin değilim. Yani Lethality Varus'u çok bufflamak istemiyorlar. Ondan eminim. Çünkü pro play'de de mesela ne zaman görsek letality varız. Dürtme varız o, o da zaten letality oluyor. Hemen nerfliyorlar şampiyonu. O yüzden yani hibrit olana devam. Zaira taban saldırı arttı. O da brand gibi. Ee, biraz aslında brand var yani onu da bir yandan bir ormancı alternatif kullanmaya çalıştıkları için böyle buff geldiğini düşünüyorum ben de. Q'sunun ee, yetenek oranı, %5 arttı. Ee, pasifinin bitkilerin şeylere büyü hasarı 20-100 arasından 20-88 ama yetenek gücü oranını %3 e arttı. Bak yani biraz dengelemeye çalıştılar. E'sinin yetenek gücü oranını %50'den %60'a çıktı. Ama taban hasarı düştü. 60-200 arasında çekti. de son seviyede 40'lık bir hasar azalması var. E, bu da genel olarak yani AP kasın. Raportu halinden ziyade AP kasın haline yönelik bir buff. Omurga kıran e, ilave zırfı büyüdürenciniz düştü. E, menzilli şampiyonlar için de doğal olarak düştü yarı yarıya. 10.75 sırasında e, 10.60'a çekildi. E, oyunun özellikle solo queue'yu en çok bozan eşyalardan bir tanesi. Hatta bir dönem oynanamaz hale gel, yani çok kötü hale getirip alınamaz hale getirdiklerdi. Sonra yeniden bufflayıp bir şekilde metanın içinde dahil ettiler. E, 60, ilk bozuk olduğu haline galiba böyle bir şeydi ilk bozuk. Yok 90 mıydı o zaman? Neyse yani kendi alınır. Bunu söyleyeyim. İlk vuruş ilave hasarı %8'den %7'ye çekildi genel olarak zaten bir geçen yamada da runlar değişmişti. Ben çok üzerine düşmemiştim onların. çünkü yani Renekton oynuyorsunuz. Conqueror almaya, yenilmez almaya devam edeceksiniz. Veya işte Zerat oynuyorsunuz. Seerlerinizi almaya devam edeceksiniz. Nitekim şampiyonlar zaten aynı runları kullanmaya devam ettiler. Devam ettiler. O yüzden bu hayatımızda bir şey değişmedi. Her, hepsi birden nörflendiği için hayatımıza etkilemeyeceğini düşünüyordum. Nitekim de etkilemedi. Herkes aynı runları almaya devam etti. Ama Burada ilk vuruşunda ilave hasarını %8'den %7'ye çektiler. Zaten çok vuran bir run değil ilk vuruş. Bunu almanızın ana sebebi para kazanmak. Tamam mı? Çünkü bunu. Sürat %30-60 arasında %25-50 arasına şekilde bütün runlar gibi budan da Beklenen bir nerf. Ormanda hayatta kalma potansiyeline yönelik düzenlemeler adı altında bir grup var. AD ormancılar biraz daha rahat etsin diye tekrardan bir buff atıldı. %10 yerine %12'ye çıkarıldı yetenek gücü oranı yanımızdaki petin hasarı. E, saldırı gücü oranını komple kaldırmışlardı. İlave saldırı gücü oranı daha doğrusu. %10 ilave saldırı gücü getirdiler. Bu AD ormancılar bir yama oynanmadı. Huzurluyduk. Hemen geri gelsinler de. Şu değişiklik ilginç. Orman yoldaşının saniye başına iyileştirmesi. 12.45 arasında en fazla 12-45 arasında Verilen yüzde %70'i yerine 12-35 arasında çektiler. Fakat ya, sanırım e, verilen hasar %70'ini kaldırdılar. Bu etki artık orana ve sınıra sahip olmayan sabit ve kesim. aynen. Kaldırmışlar. Bu da özellikle dot atan ormancıların. Yani mesela işte Brent geldi. Morgana bir opsiyondu falan. Bu tarz ormancıların mesela sadece uzaktan bir yetenek atıp bir anda kendilerini acayip iyileştirmesine sebep olabilir. Hani kampı kesmeden, kampa girmeden de. bunu bir düşünebilirsiniz. Veya işte birkaç kere mesela ne var? Birkaç kere vurabilen kampa. Nikon'un Q'su gibi bir şey yaptığından. Ekstra iyileştirme kazanabilirsiniz. Belki de işte Maokai'nin Fides'i E ile e çalıya attınız. Çalıdan gitti patladı. Tık 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 diye vurdu falan. Böyle şeylerle. Kesilen canavar başına yenilen can. yüzde %12 eksik can yerine 1 ila 10. seviyelerde eksik cana bağlı olarak 2.25 katına kadar artacak şekilde. 36 ile 90 arasına gelmiş. Yani hesaplayalım. %12 eksik can. Şimdi benim en level'ı olayım 800 canım olsun. olası bir durum. Yarı canlı olayım. 400 canım gitmiş olur. Ee, canım 400. Eksik canımın %12'si kadar olmasını aldım. Şurada biri 4.40 48 can iyileştirme verdi. Ee, yarı candayım. 36'dan 90'a kadar. Yani yarı cana geldiğimiz zaman işte 36'dan 90 arasına kadar oluyor. 126 63 orta yer 63 yani bir dakika çıkararak yapmam lazım yanlış yaptım aradaki farkı bulmak 60 54 27 36 artı 27 değil mi? evet bu şekilde 43 53 60 doğru 63 doğru hesaplamışım yani. 63 yani erken seviyeler için maf olduğunu söyleyebilirim bunun late game için var. ki bunun neden yapıldığını anlıyorum Özellikle geç oyunda, bu pro play'de de bu arada bunun örneğini görmüşsünüzdür. Ormancılar e, Ormanajdan dürtmeyi tanklıyor, sonra gidiyorlar iki tane kamp kesiyorlar fırlanıp geliyorlar. Bunun olmasını engellemek için. E, Mana'ya da benzer bir şekilde ayar çekin. ya e, yani Bunlar genel olarak erken oyun için buff. Erken oyunda daha sağlıklı kalmaz ama önlülerle ilerleyen Bu arada aradaki erken oyundaki fark da o şu an bir fark değil. Yani çok az bir fark. 15-20 canlık bir fark belki kamp başında. Ama erken oyunda bu etkisi var tabii ki. Yani sonuçta belki de 1 oto 2 oto daha fazla tanklamanın ama geç oyundaki hali için net şekilde nerf. Evet. Bitti bu kadar yama. Şöyle bir özet yapalım. Orel'in sol azıcık güzel oldu. Hemen nerflediler. Belvet ama azıcık kötü oldu. Hemen bufflandı. Brand jungle'a gitsin diye buff atıldı. Bir yer bence gücünü kaybedecek. Caitlyn letalite oynamayın. Crit oynayın. Mundo azıcık güçlü oldu. Hemen nerf. Hecarim azıcık oynanmadı. Hemen buff. Çünkü Mundo üvey evlat. Blizzard'ın evladı. Bu Riot'ın evladı. Jinx e, beklenen bir ayarlamayı diyelim ama ayarlama hala gücünü çok kaybetmedi. Kısanta oynanması olmaz. Ur çıkar çünkü bu tarafımızda. E, LeBlanc bufflamışlar AP hali için. Seneye daha çok faydasını göreceğini düşünüyorum. E, LeBlanc'ın Mastery'e oynanmıyordu. Oynanır hale geldi. Tekrardan Morgan Orman için buff ama bence yeterli değil. Ramus azıcık oynanmıştı. Hemen nerflenmiş. Çok Ramus için görünenden daha etkili bir nerf. Seraphine destek Seraphine oynansın diye bir ayarlama yapılmış. Ama şampiyonun yetenek seti desteğe uygun değil bence. Tam Kench üst koridor Kench'e çok dikkat edin. Başınıza çok iş açabilir. Varus, e, hibrit Varus için bir buff ama çok küçük bir buff. Çok hayatına etki etmez. Zayra yine belli oranda AP kasın diye bir buff. Omurga kıran hala alınmaya devam eder. İlk vuruş ve sürat çoşkusunun ölçüleri hiç önemli değil. Ormanda değişikliklerinde zaten daha yeni konuştuk. Diyelim ve videonun sonuna gelelim. Gelmişken abone olmayı unutmayın. İlerleyen günlerde World heyecanıyla ve Aynı zamanda da right Ne Yaparken Aklından Ne Geçiyordu serisinin 7. bölümüyle de yani sizlerle birlikte olacağım. O yüzden şimdiden zile basmayı da unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.